AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldı. Ünal'a AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ile parti teşkilatları eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve beraberindekiler ilk olarak Pazarcık ilçesinde bayramlaşma programına katıldı. Burada sırasıyla birer konuşma yapan AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Mesut Kanidağlı, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet İlker Çitil ve Nursel Reyhanlıoğlu vatandaşların bayramını kutladılar. Bize 3 ayları, mübarek Ramazan'ı, mübarek geceleri ve bayramı, içinde bulunduğumuz bayramı nasip eden Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Bugün bu güzel günde sizlerle beraberiz. Allah hepinizden razı olsun. Bugüne kadar AK Parti sizlerin sayesinde bugünlere geldi. Gerek Pazarcık'ta, gerek Kahramanmaraş'ta, gerekse Türkiye'de. Pazarcık deyince ilk akla gelen şey yurt dışında, Türkiye sınırları içerisinde. Bakınız, bir milletvekili, CHP milletvekilimiz ne diyordu Durdu Bey? Pazarcık sosyalistlerin, devrimcilerin, solcuların kalesi diyordu. Ama çok şükürler olsun, 30 Mart tarihinde Pazarcık Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi olduğunu gösterdiniz. Sağ olun, var olun. Tabii pazarcığımız çok önemli. Pazarcığın birlik ve beraberliği, huzuru çok önemli. Pazarcık kardeşliğin şehri. Biz Müslümanlar olarak kardeşliğimizi güçlendirmemiz gerek. Tüm dünyada mazlum kardeşlerimizin umudu haline gelmiş Türkiye. Türkiye ne kadar güçlü olursa mazlumlar da, dünyadaki mazlumlar da kendilerini o kadar güçlü hissedecek. Bizler de sizlerin bu hizmetleri almanız için el birliğiyle Genel Başkan Yardımcımız, Başbakan Yardımcımızın önderliğinde milletvekili arkadaşlarımızla, parti teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla gecemizi gündüzümüze katıp sizlere layık olmanın çabası içerisindeyiz. Bu duygularla bayramınızı yeniden tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizleri de görüyorsunuz. Yürütüyorlar. Her 3 kilometrede bir mikrofon uzatıyorlar. Uluslararası ajanslar dünyaya haberleri servis ediyor. Yalan, yanlış ve farklı algı oluşturmaya yönelik haberler. Ama Allah'a şükür ne yaparlarsa yapsınlar, dimdik ayakta duracağız, dimdik ayakta olacağız. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi diz çöktüremediler, diz çöktüremeyecekler. Bizler mecliste anayasa uyum değişikliği için çalışacağız ve ondan sonraki seçimde inşallah Cumhurbaşkanımızı başkan olarak bu ülkeye getireceğiz ve bütün Avrupa'ya, Amerika'ya sesimizi duyuracağız inşallah ve onların karşısına ne kadar güçlü, ne kadar vatanına, milletine, bayrağına sadık insanlar olduğumuzu göstereceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise bayram birlik, beraberlik ve kardeşliktir dedi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyor sürekli. Çünkü bunun bir sebebi var. Israrla Cumhurbaşkanımızın buna işaret etmesinin kardeşlerim bir sebebi var. Çünkü son 4 yıldan beri milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve devletimiz çok ciddi bir saldırı altında. Şimdi bu kadar saldırı altındayken bütün bunların niye yapıldığı açık değil mi kardeşlerim? Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen, Türkiye'nin kendi yağında kavrulan, gelişen, büyüyen, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olmasını istemeyen mihrakların Türkiye'ye karşı büyük bir saldırı düzenledikleri son derece açık. O yüzden işte Cumhurbaşkanımız ısrarla ne diyor? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Şimdi hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, bu millete aşkla bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir.
Daha sonra ise Ünal ve beraberindekiler Türkoğlu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Türkoğlu için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada sırasıyla birer konuşma yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Mehmet İlker Çetil vatandaşların bayramını kutladılar. İlçe yatırımlarımızla beraber 1 milyar yani eski parayla 1 katrilyonun üzerinde şu anda ilçemizde yatırım var. Bugüne kadar bitirdiklerimiz, bundan sonra yatırım programına aldıklarımız projeler var. Bizlere bu yatırımların Türkoğlu'na kazandırılmasında önemli rol oynayan değerli genel başkan yardımcımıza, çok kıymetli milletvekillerimize, çok sevdiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizin adınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de Büyükşehir olarak Türkoğlu'muzu adına yakışır hale getirme gayreti içindeyiz. Türkoğlu Belediye Başkanımız ve hükümetimiz, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Başbakan Yardımcımız, milletvekillerimizle, il başkanımızla, ilçe başkanımızla hep beraberce bir takım ruhuyla Türkoğlu'nu adına yakışır hale getirmek lazım. Ne der atalar? Aslan yattığı yerden belli olur diye. Türkoğlu da inşallah en güzel hale gelecek. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramlaşma toplantısının hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Türkoğlu eski Türkoğlu değil. AK Parti'miz olarak el birliğiyle milletimize sözümüz vardı. Yeni bir anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bunu gerçekleştirdik, uyum yasalarında çıkaracağız. Bu salonun ismine de yakışır bir kalabalıkla, aşkla, şevkle ve coşkuyla bizleri karşıladınız. Ayrıca da sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, birlik, beraberlik, kardeşlik ve kaynaşmanın örneğini Türkoğlu her zaman verdi. Geçmişten bugüne yerel seçimlerde, genel seçimlerde, referandumda hepsinde layıkıyla oy verdi ve ilçeler arasında merkez ilçelerimizi saymazsak oy oranı açısından da hep ön sıralarda yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise vatandaşların bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bayramımız mübarek olsun. Rabbim 1000 yıldan beri bayram kutladığımız bu topraklar üzerinde daha binlerce yıl bize bayramlar kutlamayı nasip etsin. Türkoğlu, az önce Sayın Başkan'la da konuştuk, benim için her zaman özel bir yere sahip oldu. İlk aday olduğumda ilk yaptığım çalışma bir tevafuk oldu. Türkoğlu'yla ilgiliydi. O gün bugün Türkoğlu'yla aramızda bir gönül bağı oluştu. Sayın Başkan, Sayın Kaymakamımız ne zaman Ankara'ya gelse önlerine düştük. Yapılması gereken ne varsa yapmak için büyük bir gayret gösterdik. Hamdolsun her seferinde de AK Parti olarak Türkoğlu'na yaptıklarımızın karşılığını fazlasıyla verdiniz. O yüzden her birinize çok teşekkür ediyorum.